Herkese merhaba arkadaşlar, ben Mert. Yine saçma sapan mobille çektiğim bir videoyla karşınızdayım. Evet, kameraya elimi soktum. Böyle halları ben hiç sevmiyorum gerçekten. Odamda olmasını istemediğim hallardan biri ama şu anlık böyle nefret ediyorum. Bir gencin odasında olmamalı bu. Şimdi blogda da söyledim, yani bir video attım. Her şeyin boku çıktı artık. Bugün attım. Dün atacaktım, 3 GB'ı telefondan yüklemeye çalıştım diye YouTube manyağı yüklemedi. O yüzden atamadım. O dediğim ürün elime ulaştı bugün. Yalvar yakar getirttirdim. Yoksa bugün servisleri yoktu. Garip bir video olacak. Böyle başladım, yeter artık, bunu göstermek istemiyorum size. Arkadaşlar, kalitenin RS8 Harley model koltuğunu aldım. Acayip efsane bir koltuk, yani çok efsane, anlatamam. Yani anlatsam da bir şey anlaşılmaz. Mükemmel bir koltuk gerçekten. Yani gerçekten mükemmel. Gerek hani ortopedik yapısı olsun, şöyle gördüğünüz gibi sırt için bir döşemesi var. Kendi özel yapmışlar. Ya zaten bu koltuğu almamın tek nedeni ne, ya birkaç nedeni var. Bir, bilgisayar başında çok fazla kalıyorum. Hele ki cumartesiyi pazara bağlayan gecelerde ben sabahlıyorum. Ve belim o kadar çok kötü. Bir de benim omuriliğimde yamukluk var. Hastaneye falan da gitmiyorum. Dolayısıyla şu sandalyeden daha iyi yani. Parasını hak eden bir koltuk. Boyun yastığı var. Gerçekten çok mükemmel bir şey. Şurada çıt çıtları var. Buradan istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Evet. Odamıza bak. Hiç sevmiyorum oda baskınlığı. Şurada çıtçıtları var. İstediğiniz gibi böyle çıkartıp, şimdi çıkartmayacağım. Tek elle yaptığım için pek göstermek istemiyorum. Ama gerçekten hani görünüş zaten 10 üzerinden 10. Kalite 10 üzerinden 10. Sıklık 10 üzerinden, her şey 10 üzerinden 10. İnternette pek detaylı bir incelemesi yok. Ben bunu bir ay boyunca kullanacağım. Bir ay boyunca her cumartesi pazar sabahlayacağım. Bel ağrısını kontrol edeceğim. Bu ortopedik yapısı gerçekten işe yarıyor mu onu deneyeceğim. Daha bugün elime ulaştı. Bugün cumartesi saat 21.23. Daha yarına çok var. Yarın klip çekimi var. Bizim Semih abinin klibini çekeceğiz. Onun şarkısının klibinde ben de oynayacağım büyük ihtimal. Yapabilirsek aklımızdaki planı. Bu arada benim bir tane tıraş oldu. Zeytinim. Onu da şöyle göstereyim hatta. Yine suya vurdum. Şöyle tıraş oldu. Aşısı vuruldu fakat narkozun etkisiyle şu an hala yatıyor. Öyle. O da ayağımın dibinde. Onu koydum oraya yatsın diye. Arkadaşlar, koltuk gerçekten çok iyi. Şuna değinmek istiyorum. Bu ilk geldiğinde bu koltuk, ben bunu bozuk sandım. Yukarı kadar çekiyordum, düşüyor. Yukarı kadar çekiyordum, düşüyordu. Dedim bu ne amanın bozuk herhalde. Meğersem bunun burada, işte bakın, çıt falan ediyor ya. Çıt ettikten sonra bu düşmüyor. Bunu en yukarı çekip öyle bastırıyor. Pompalı gibi. Ben bunu böyle 3 kademeye ayarladım daha demin. 1 2 3 İkisi de eşit duruyor. O yüzden de bu koltuğu alanlar bozuk demesinler. Hani çıt çıt, yani 3-4 kademe mi bilmiyorum ama 3'tü. 4-5 oldu. 6. 6 da gidiyor zaten. En fazla 5 kademe. Şöyle dursun şimdi. Ben bunu ayarlıyorum. Şöyle göstereceğim. Nasıl göstereyim? Üzerine oturarak göstereyim. Hani şöyle. Şurada yani kurulumu aslında çok basit. Onu halledeceğinizi düşünüyorum. Şurada bir kolu var. Yani hem burada hem sağ tarafta var. Bunu yukarı çektiğiniz zaman sabitliyor. Bunu yukarı çektiğiniz zaman şöyle hop yatabiliyorsunuz. Bunu tekrar aşağı indirdiğiniz zaman bunu kilitliyor. Bunu kilitledikten sonra koltuk şöyle bir görünüm alıyor. Hem oturduğu yer biraz eğimli kalıyor, hem de sırtınızı biraz daha yaslıyorsunuz. Yani gerçekten bununla uyunur. Ben şu an böyle yatarım. Burada uyurum. Yatağıma da siktirip ben burada yatacağım. Bunu tekrar yukarı kaldırdığınız zaman koltuk arkadan kendini ittiriyor. Otomatikman ittiriyor. Fakat bu hareketli kıvama geliyor. Bunu istediğiniz yerde sabitlemek için de bunu tekrar aşağı bırakıyorsunuz ve kilitliyorsunuz.
Bu sağdaki kolu da şöyle göstereceğim. Her kol, hani süspansiyonlu koltukta olduğu gibi yukarı aşağı alarak ayarlanıyor. Ben en aşağıda seviyorum. Kısık topaç gibi ama kısık olmuyor dedi. Ürünün garanti belgesiyle birlikte yolluyorlar gerçekten. Çok teşekkür ederim. Bir de ürün kaç kiloydu bilmiyorum ama ben ta bizim eczanenin oradan bunu kutusunda elimle getirdim. Sürat Kargo'ya da teşekkür ederim buradan. Sağ olsun beni kırmadılar. Getirdiler. Sayın müşterilerimiz diyor. Kalite ofis koltukları sektöründe uzun yıllar hizmet vermekte olan bir firmadır. Geçmişten gelen deneyimlerini oyuncu koltuklarıyla sürdürmeye devam ettirmektedir. Kalite Türkiye'deki ilk oyuncu koltuklarının üretimi yapan, yabancı tel ürünlerinin gölgesinde hareket etmeyen, kendi milli tasarımlarını kendisi yapan ve bu konuda büyük ölçüde emek harcayan, tasarımlarında görsel olduğu kadar bel ve boyun ortopedisine de önem veren bir markadır. Bunu bir ay içinde göreceğim. Bir ayın sonunda gerçekten bugün başlatıyorum bu süreyi. Bir ayın sonunda tekrar Kalite koltukla ilgili bir video atacağım. Herhangi bir sponsorlu video değildir. Kalite bana sponsor olmadı. Kendim Neon1'den parasını verdim, lak diye aldım. Sadece bir kullanıcı olarak bu koltuğu, hani Türk markası, Türkler kendi yapmış bunu. Kendi tasarımları, kendi şeyleri. Hatta şu arkasında bulunan taht da üzerinden Honda Civic FD6 ile geçiyorlar, kırılmıyor. Şahsen yine aşağıdaki oturduğunuz bölümdeki şu tahta kısım. Tahta mı artık başka polimer bir şey mi ama harbiden çok sağlam bir koltuk. Ben uzun zaman kullanacağımı düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Sponsorum değil ama cidden Kalite markasına teşekkür ederim. Aldığım ilk dakikadan beri kullanıyorum. Gerçekten mükemmel. Şu tam bele oturuyor burası. Çünkü hani tam sırtta değil, buradan bir çıkıntı vermişler ve sırtınıza göre şeklini alıyor. Biraz sert, zamanla yumuşayacağını düşünüyorum. Umarım yumuşar. Şöyle. Kurulumu çok basit. Bunu ters çeviriyorsunuz. Arkasına sokuyorsunuz. 3 adet alyanlı vida var. Yanında bir tane alyan gönderiyorlar. Kaç numaraymış bakalım. Bu 6 numara alyan gönderiyorlar. Bu alyanla 3 tane vidayı sabitliyorsunuz. Sabitledikten sonra direkt bunu indirmeden şu süspansiyonu takıyorsunuz. Süspansiyonun arkasında şunu takmayı unutmayın. Ben bunu unuttum. Yere çıkartmak istemedim. Zorlamak istemedim. Gereği de yok. Böyle takıp kullanabiliyorsunuz. Şu rengini sevmedim. Şu siyah kırmızı model çok hoşuma gitti. Bunun sarısı da var. O da çok hoşuma gitti. Bilmiyorum. Şey yapacağım. Öyle yani. Bir de şöyle bir şey var. Eğer bu koltuktan almak istiyorsanız bakın bana bir hediye kodu geldi. 50 TL değerinde indirim kodu. Kalite 344 oyuncukoltukları.com. Bu koltuktan almak isteyen arkadaş varsa o siteye giriyorsunuz. O kodla sadece bak bu çektiğim videoya özel 50 lira indirim kazanıyorsunuz. Yani koltuk 750 ise 700 alıyorsunuz. 850 ise 800 alıyorsunuz. Çok mantıklı bence. Bu kodu tekrar gösteriyorum. Bu da benden size hediye olsun. Ufak bir hediye ama olsun şimdilik. Destek yok, sponsor yok, tamamen kendi emeğimle aldığım bir şey ama Kalite'ye çok teşekkür ederim. Gerçekten Türk yapımı olduğu için gurur duyuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bu video umarım hoşunuza gitmiştir. Çok uzatmayacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.